Radyo'dan iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Sizlere Atatürk Kültür Merkezi'nden merhaba diyoruz. Atatürk Kültür Merkezi 13 yıl aranın ardından Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı büyük bir törenle kapılarını açtı ve açılış haftasında AKM'de etkinliklerle dopdolu bir organizasyon var. Biz de hemen bu aşamada daha fazlasını konuşmak üzere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı sevgili Özgül Özkan Yavuz'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş. Ve yine açılış haftası konserlerinden İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Deniz Bank konserlerinin şefi Hasan Niyazi Tur'a çok teşekkür ediyorum. Ve solistlerinden keman sanatçısı Cihat Aşkın'la birlikteyiz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Epey de heyecanlıyız. Çünkü kendi aramızda da konuşurken hepimiz birer anı anlattık aslında. Doğrudur. Üniversite yıllarımdır benim Atatürk Kültür Merkezi. Kapısında buluştuğumuz işte bir konsere, pazar sabahı klasik müzik konserleri olurdu. Koşturduğumuz anlar hemen gözümün önüne geldi. İçeri girdim. Şu ardımdaki merdivenleri görünce yine duygulandım. Yani eskinin ruhunu arıyoruz bir yerde. Orası muhakkak. O yüzden ben biraz böyle duygularla, duygusal yaklaşımla başladım. İlk cümlelerimiz de böyle olsun arzu ediyorum. Heh. Duygularınızı, düşüncelerinizi sorayım. Yeniden AKM'de olmakla ilgili. Evet. AKM tabii ki şehrin çok önemli bir parçası. Evet. Hayatımızın da çok önemli bir parçası. Anılarımız var burada. Evet. Hepimizin anıları var. O yüzden hayatımızın bu parçasına tekrar daha iyi bir şekilde kavuşmuş olmak hepimizi çok mutlu ediyor. Duygusallaştırıyor da aslında. Galiba herkesin de gözü doluyor. AKM'nin bu güzel fasatı, bu güzel merdiveni görüp tekrar özlediğimiz salonumuzda opera, tiyatro ve konserlerimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Evet, programdan bahsedeceğiz. İlk açılış haftası gerçekten çok dolu dolu zengin bir program var. Ama ondan önce sevgili Cihat Aşkın'ın ilk konser verdiği yer. Evet, doğru efendim. Mudur? Özellikle bu akşam ben çok duyguluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü orkestra ile ilk konserimi verdiğim zaman 16 yaşındaydım ve Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye çıktım. İnsanlar beni burada alkışlamışlardı ve yıllar sonra ilk açılış akşamında, açılış haftasında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile yeniden yer almak beni gururlandırıyor, onurlandırıyor, aynı zamanda çok heyecanlandırıyor. Evet, büyük bir heyecan. Ne dersiniz şefim? Vallahi ben de çok heyecanlıyım. Benim işim genelde notalarla sessiz sessiz böyle sopamı sallayan bir adamım ama hakikaten içimde böyle büyük bir heyecan var. Ayrıca AKM'nin yeniden hayata dönüşünde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Ben Sayın Bakanımızın, Bakan Yardımcımızın burada ne kadar emek sarf ettiğine bizzat şahitlerden biriyim. En yukarıdan en aşağısına kadar. Emeği geçen herkese ben çok çok teşekkür ediyorum bu konuda. Evet, emeği geçen herkesin eline sağlık. Bu kolektif bir emek ve doğrudur. Taksim için, İstanbul için, Türkiye için çok büyük bir kazanım. Şimdi gelelim programa. Çünkü dedik ya geçmişten gelen ruhunu saklı tutarken bir yandan da aslında modern yapısıyla yeniliğe doğru da bir adım. İşte tam bu noktada teknolojik altyapısı, tüm ses ve akustik yeterlilikler de zengin bir program ihtimalini güçlendiriyor. Nasıl bahsedelim? AKM bir ana nokta ama biz bir yandan da Beyoğlu Kültür Yolu'ndan söz ediyoruz artık. Aslında bütünlendi böylece. AKM'nin de açılışıyla bir bütün ortaya çıktı. Evet. Oradan devamla bırakayım sözü. Olur. Ve aynı zamanda Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de açılışı. Hı-hı. Değil mi? AKM'nin açılışı. Evet. Eş zamanlı. Ve oradan hem mekanlardan hem etkinlikler için çalışırken, hazırlarken nasıl bir misyonla yola çıkıldığından biraz bahsedebiliriz. Evet. Atatürk Kültür Merkezimizin açılışıyla birlikte aslında 3 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğümüz Beyoğlu Kültür Yolu Festivalimiz ve Beyoğlu Kültür Yolu rotamız daha bir görünür oldu festivalimizin başlamasıyla birlikte. AKM şehre sanat getirdi, kültür getirdi, festival getirdi. Bu nedenle biz bunu bu şekilde planlamıştık. Beyoğlu Kültür Yolu rotası Sayın Bakanımızın 3 yıl önce ortaya koyduğu bir projeydi. Ve bakanlığımızın da bütün birimleri aslında 3 yıldır bu rota için çalıştılar. Bu rota Atatürk Kültür Merkezi'nin
merkeziyle Galata Port'u içine alan ve bu aks üzerinde yer alan bütün kültür sanat kurumlarının hem bakanlığımıza ait olan hem de sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşların, kültür sanat kurumlarının kendine yer bulabileceği ve yürüme mesafesinde, şehirde yürüyerek sanatla, kültürle karşı karşıya gelebileceğiniz, belki de günlük yaşamımızın içerisinde hiç beklemediğiniz bir anda da bir sanatsal etkinlikle karşılaşabileceğiniz çok kıymetli bir omurga. Biz bunun üzerindeki bakanlığımızın mekanlarını, Tarık Zafer Tunay'a Kültür Merkezi gibi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, bir butik müzemiz var biliyorsunuz orada, Atlas Sinema Müzemiz, Atlas Emek Sineması, Emek Sineması. Bunları zaten biz son birkaç yıldır restorasyonu tamamlayıp hepsini izleyicimizle, ziyaretçimizle buluşturmuştuk. Ama Galata Port'un ve Atatürk Kültür Merkezi'nin aynı anda devreye girmesiyle birlikte aslında bu rota taçlanmış oldu. AKM bunun üzerine geldi. Ve ben diyorum ki AKM ile biz şehre yeni bir kalp taktık. Buradan enerji, kültür, sanat Beyoğlu'nun sokaklarına doğru akacak. Bu festivalde dolu dolu 17 gün biliyorsunuz 29 Ekim'de Kültür Merkezimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın açmasıyla birlikte o gece start verdik festivalimize de. 64 noktada 14 Kasım akşamına kadar devam edecek. Amacımız tabii ki bir şehir yaşamında süreklilik çok önemli. İşte AKM'nin bizim için hatıralarımızda olması, biz kent yaşamında, kentlinin yaşamında bu kadar seviliyor olmasının sebebi bu. İnşallah bu festivali de biz kalıcı ve her yıl tekrarlanır hale getirdiğimiz zaman burası hem İstanbulluların ajandasında önemli bir yer tutacak, hem de kentimizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin, turistlerin de gelip görüp etkinliklere katılıp aslında kültürel etkinlikler, edebiyat, şiir, müzik, tiyatro üzerinden de kendi kültürümüzü, şehrimizi, ülkemizi tanımaları için iyi bir rota olacak. İstanbullular AKM olmadığı için Taksim'e daha az gelir olmuşlardı. İstiklal Caddesi'ne daha az gelmekteydiler. Ama bu festival bütün bunları yıkacak. Son 2-3 gündür devam eden konserlerimiz, sergilerimizde o kadar güzel bir etki gördü ki, ilgi gördü ki, bir de pandemiden sonra olması da çok iyi geldi. Evet, zamanlaması bu açıdan da önemli. Çok iyi geldi. Kentte, şehirde sanat var, şehirde hayat var demiş oluyoruz. O anlamda bir mutluluk da kaynağı etkinliklerimiz şu anda. Biz birkaç gündür Sayın Bakanımızla birlikte etkinlikleri ziyaret ediyoruz. İstiklal Caddesi'nde yürüyoruz. Vatandaşımızla sohbet ediyoruz. Katılan, katılmayan. O reaksiyonu görüyorsunuz. Duyan, duymayan. Evet. İki tip aslında şu anda tipoloji var. Kimi bunu basından, sosyal medyadan takip ediyor, duyuyor. Belli bir etkinliği bizzat görmek için, incelemek için geliyor ve katılıyor etkinliklere. Kimi bunu henüz duymamış ama işine giderken veya burada yürürken o sanatsal etkinliklerle karşı karşıya geliyor. Onlar da bunun ne kadar hoş bir sürpriz olduğunu, hiç beklemediği anda bir konsere katıldığını, bir sergiyi görüp girdiğini anlattılar. Bu da aslında iki kitlede bizim için çok kıymetli. Çünkü bu kentsel etkinlik, 360 derece bir kent etkinliği. Kent etkinliklerinin de özelliği bu. Beyoğlu'nda herkes mutlu şu anda. Evet ve biz sanatla buluşalım diye her seferinde söylüyoruz. Bunu daha mümkün kılmak demek bir yandan da. Şimdi, Sayın Bakanımızın da yine bu anlamda yaptığı bir konuşma var haberlerimizin arasında. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ve AKM'nin açılışında konuştu. İzleyelim, devam edelim. Atatürk Kültür Merkezi, İngiltere ve dünyanın sayılı orkestralarından Londra Filarmoni Orkestrası'nı ağırladı. Konser öncesi NTV'nin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin önümüzdeki dönemde marka etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyledi. Uzun zamandır hasret kaldığımız bir gece bekliyor ama bundan sonra çok sık karşılaşacakları bu tarz gecelerle, etkinliklerle, çok büyük konserlerin, etkinliklerin, özellikle marka etkinliklerin artık İstanbul'da her zaman karşılaşacaklar, buna hazırlansınlar. Artık yani bu gerekli ihtiyacımız olan yer sorununu da çözmüş olduk. Bir sıkıntımız kalmadı. Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni de anlattı. 29 Ekim'de aslında biz Sinan Operası ile Atatürk Kültür Merkezi'ni açarken Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde etkinliklerini başlatmış olduk.
Yaklaşık 17 gün sürecek bir etkinlik. 14 Kasım akşamına kadar devam ediyor. Etkinlik sırasında 1412 tane sanatçı var şu anda katılım yapan. Ve 64 ayrı noktada 200'den fazla etkinlik var. Yaklaşık 250 tane etkinlik var. Uluslararası etkinlikler de var, uluslararası sanatçılar da var. Bu bizi sevindirdi. Beklediğimizden daha fazla uluslararası katılım oldu. Evet, Mehmet Nuri Ersoy'un da söylediği gibi şu anda bu teknik altyapı ve dünya standartlarındaki salonlar bir yandan da uluslararası etkinliklerin fazlalığı anlamına gelecek. Marka etkinlikleri de bundan sonra daha fazla izleme şansı diyeceğiz. Ve hemen etkinlik ajandasından bu akşama döneceğiz. Bu akşam saat 20'de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank konserleriyle buluşuyoruz. Ve ben önce konserin programına dair sizden bilgi alayım şefim. Çünkü hem solistlerden biraz bahsetme fırsatı olur hem de belki repertuarda. Hay hay, memnuniyetle. Ben biz böyle bir etkinlik içinde yer almaktan yerleşik orkestrası olarak AKM'nin çok büyük mutluluk duyuyoruz evvela. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası olarak ve repertuarımızı da izninizle kısaca şöyle anlatayım. Kurucumuz Cemal Reşit Rey bizim 1945 yılında bu orkestranı vücuda getiren, inisiyatifi başlatan Cemal Reşit Rey'in her anlamdaki eserlerini sunacağız. Yani hem kendi bestelediği eserleri hem de öğrencilerinin eserleri. Onun Türkiye Senfonik Şiiri var. Biz izleyicilerimizi ülkemizin dört bir köşesine AKM'de götüreceğiz. Onu böyle bir senfonik yolculuğa çıkartacağız. Fakat önce onun en son öğrencilerinden Viyana Müzik Yüksekokulu Kompozisyon Bölüm Başkanı Ertuğrul Sevsay'ın Yunus Emre yılı, ki içinde bulunduğumuz Yunus Emre yılı için özel olarak bestelediği Yunus Emre şarkılarının dünya premierini gerçekleştireceğiz. Böyle bir dünya premieri olması da bizi çok heyecanlandırıyor. Solistlerimiz opera alanında ülkemizi en güzel şekilde temsil eden soprano Simge Büyükedes, tenor Serkan Bodur ve bariton Caner Akgün olacak. Onlar da genç kuşağın en yıldız isimlerinden. Ve yanımda oturan benim hem hocam hem çok kıymetli meslektaşım, ustam Cihat Aşkın'la beraber Yalçın Turan'ın, ki Cemal Reşit Rey'in ilk öğrencilerinden o da, onun keman için bestelediği eserleri Cihat Aşkın'ın muhteşem kemanından dinleyeceğiz. İstanbul izleyicisine, İstanbul'un bestecileriyle seslenmeyi düşündük. İnşallah herkes çok keyifli bir şekilde çıkacak bu akşam. Evet, provalar devam ederken aslında teşekkür ediyoruz bizim için provaları yarıda kesip katıldılar programa. Ben bir kısmını dinleme şansı da elde ettim. Gerçekten çok da ihtiyacımız varmış böyle buluşmaya. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Ne dersiniz Cihat Hocam? Efendim, İstanbul dünyanın incisi. Evet. Biz aslında iki dünyanın tam ortasındayız. İstanbul Türkiye'mizin dünyaya açılan penceresi. Tabii ki çok önemli. Hem Doğu dünyası açısından hem Batı dünyası açısından İstanbul'un bu derece güzel bir sanat mekanına kavuşmuş olması bizim için çok gururlandırıcı. Evet. Ve devletimizin daima sanatçının yanında olması, bakanlığımızın daima sanatçının yanında olduğunu gösteren en güzel göstergelerden biri bu diye düşünüyorum. Çünkü sanatçılar ve sanatseverler gerçek bir nefes aldılar Atatürk Kültür Merkezi'nin tekrar canlanmasıyla beraber. Ben bakanlığımıza, cumhurbaşkanımıza, bütün devlet yetkililerine bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Bu çok önemli bir girişimdi. Böylelikle Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmiş olan bizim eserlerimiz dünya penceresinden dünyaya açılacak. Dünyanın önemli eserleri de Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenerek bizim izleyicimize, bizim seyircimize açılacak. Bu aslında kültürler arası diyaloğun en önemli merkezlerinden bir tanesi olacak. Sadece İstanbul için değil ama Türkiye için çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Ve ben Sayın Bakanımıza tekrar huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel mekanı bizlere kazandırdığı için. Elbette ve biz bu zengin repertuar içerisinden olabildiğince takip ediyor olacak. Özgür Hanım'ın söylediği gibi gece gündüzde de sık sık herhalde bu fonda buluşma fırsatı bulacağız. Ve uluslararası orkestraların, büyük orkestraların
sahne alacağı bir mekan olması itibariyle dedik. Nitekim Londra Filarmoni ve Türkiye'ye geldiler. AKM'nin açılışında 31 Ekim'de konserleriyle aslında gerçekten sanat sever için de büyük bir sürpriz yaptılar. O sürprizlerden biri gerçekten sürpriz. Çünkü ilk kez Haydar eserini de seslendirdiler. Biz de yine bir küçücük haber hazırladık. İzleyelim, devam edelim. Atatürk Kültür Merkezi, İngiltere ve dünyanın sayılı orkestralarından Londra Filarmoni Orkestrası'nı ağırladı. 96 kişilik kadrosuyla sahneye çıkan orkestranın sanatseverlere bir sürprizi de vardı. Orkestra, yenilenmiş Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserlerine Türk besteci Özkan Madam'ın orkestra için yazdığı Haydar Haydar eseriyle başladı. It sounds wonderful and it's large. Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmiş hali gerçekten büyüleyici olmuş. Çok kısa zamanda tüm dünyada ses getirecek bir konser salonu olacağını düşünüyorum. Biz de orkestra olarak mekanın ilk günlerinde konser vermek üzere davet almaktan çok mutluyuz. Ayrıca ilk defa bir Türk bestecinin de eserini yorumluyoruz. Bize böyle bir teklif geldi. Biz de bu eseri seçtik. Çok iyi ve incelikli yazılmış, orkestrasyonu çok iyi olan bir eser bu. Bu bizim için ayrı bir heyecan. Any other kinds of music. İtalyan asıllı İngiliz şef Robin Ticciatti yönetimindeki orkestra böylece tarihinde ilk kez bir Türk bestecinin eserini yorumlamış oldu. Haydar Haydar sürprizi İstanbul'u sanatseverlerin coşkulu alkışlarıyla karşılandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 Kasım'da Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti sahne alacak. Haydar Haydar gerçekten İstanbullu seyirciyi çok mutlu ediyor. Bir heyecan dalgası az önce haberde de izledik. Salonda hissediliyor. Ve Chris Botti. Bir sonraki program Chris Botti. Evet, dünyanın sayılı sanatçılarından biri. Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti. Atatürk Kültür Merkezi açılışı kapsamındaki program için geliyor. 2 Kasım'da sahne alacak. Biz de heyecanlıyız ama öncesinde kısacık da olsa Chris Botti ile bir bağlantı yapma şansımız oldu. Chris Botti NTV'ye konuştu. Well, I played there. Orada daha önce de birkaç kez çaldım. Öncelikle sanırım herkes İstanbul'un dünyanın en egzotik ve muhteşem şehirlerinden biri olduğunda hemfikirdir. Orkestram ve ben İstanbul'a gelmek için sabırsızlanıyoruz. Pandemi döneminden ve evden dışarı çıkamadığımız günlerin ardından İstanbul'a gitmek gibi bir fırsata sahip olmak olağanüstü bir şey. Gerçekten olağanüstü. Orada hep harika vakit geçirdik. Hep en iyi deneyimi yaşadık. Hep en iyi seyirciyle birlikteydik. Evet, Chris Botti için de nefesler tutuldu diyelim. O da bu kez AKM için İstanbul'a gelecek olmaktan mutluluk duyduğunu anlatıyor. Ve geliyoruz Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne. Çok yoğun bir program var gerçekten. Evet. Biz etkinlik ajandasını hazırladık ama evet. Öncesinde o program hazırlanırken bir muhakkak altyapıyla, bir fikirle yola çıkılıyor. Evet. Bir çıkış noktası oluyor. Nasıl bir çıkış noktası vardı ve bu festivalin bundan sonraki hedeflerine dair, hı-hı, ne tür ipuçları, mesajlar alacağız? Hı-hı. Öyle başlayalım, sonra etkinlik ajandasıyla devam edelim.
Peki. Festival de yine üzerinde bir yıldır çalıştığımız bir proje. Aslında bu bir kavuşma ve buluşma projesi bence. Hem İstanbul AKM'sine kavuştu, Beyoğlu Tekkar Kültür Sanat'a kavuştu. Pandemi sonrası insanlar birbirine kavuştu, birbiriyle buluşuyor kültür sanat vesilesiyle. Çünkü sanatın iyileştirici, ruhumuza iyi gelen yanını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle ve bir kentsel etkinlik, kültür sanat projesinin ötesinde bir kentsel etkinlik. O nedenle ben bunu bir kavuşma ve buluşma projesi olarak düşünüyorum, tanımlıyorum. Ve biz bir yıldır bu projeyi çalışırken de hep kapsayıcı olmasına ve çeşitliliğine çok önem verdik. Dijital sanattan geleneksel Türk sanatlarına varana kadar işte tiyatrosu, operası, müziğin farklı türleri, çocuklar için çocuk etkinliklerimiz, gençler için etkinliklerimiz, şiir durakları, edebiyat durakları, tasarım projeleri, yaya sergisi, ışık sergisi zengin bir içerik sunmaya ve yelpazenin aslında her tarafından bir içerik sunmaya çalıştık. Ve toplumdaki farklı insanların da burada kendine yer bulabilmesini. Yani ailelerin çocuklarını getirmesini istiyoruz. Çünkü güzel masal atölyelerimiz var, kukla atölyelerimiz var, kara gözümüz var, çocuk tiyatromuz var, çocuklar için dans etkinliğimiz var. Sevgili Okay Temiz, AKM'de dram atölyesi yapıyor birkaç gündür çocuklarımız için. Tiyatrolarımız yine hem devlet tiyatrolarımız etkin bir şekilde yer alıyorlar ama özel tiyatrolarımız Ali Poyrazoğlu, Nedim Saban onlar da o tiyatrolarda bunun içerisinde yer aldılar. Müziğin her dalı var. Tango akşamımız da var. Türkülere güzel bir yolculuğumuz da var. Muhteşem operalarımız ve tabii ki senfonimiz de var bu akşam olduğu gibi. Dolayısıyla aslında herkesin kendisi için bir şey bulabileceği, herkesin Taksim'e, Beyoğlu'na, bütün İstanbulluların ve AKM'ye gelebilmesi için sanatın pek çok dalına ilişkin kapsayıcı, bütünleştirici, birleştirici bir proje tasarladık. Bu ruhla çalıştık ve ilk 3 günlük sonuçlar bunu yakaladığımızı gösteriyor. İnşallah festivalimiz sonuna kadar kent tarafından çok benimsenir. Ve sadece bakanlığımızın kurumları değil, Aksanat, Yapı Kredi, İKSV, sanat kurumları arasında bir işbirliği yaratması onlar da çok katıldılar. Önemli. Evet. Hazırlık toplantılarımızda onlar da yer aldılar. Şu anda onlar da etkinliklerle katılıyorlar. Pera Müzemiz, SALT, biliyorsunuz Beyoğlu'nda çok fazla sanat galerimiz var, irili ufaklı. Onların hepsi katılıyorlar. Hepsi de çok büyük bir heyecan duyuyorlar. Bu bence çok kıymetli bir işbirliği projesi aynı zamanda. Ve vatandaşımız tarafından, ziyaretçilerimiz tarafından da benimsendiği ölçüde bu festival güçlenecektir. Önümüzdeki yıl uluslararası boyutunu da daha da geliştirmek istiyoruz. Şu anda da var katılımcı yabancı sanatçılarımız ama bu tabii ki pandeminin de gölgesinde hazırlanmış bir festival olduğunu unutmamamız gerekiyor. Önümüzdeki yıl uluslararası boyutunu da daha geliştireceğiz. Daha fazla yabancı sanatçı da ağırlayacağız. Ve yavaş yavaş İstanbul'un içerikli bir şekilde markalaşmasına katkı sunan İstanbul'un ziyaretçilerinin de aslında takip edip o tarihte gelmek isteyecekleri bir etkinlik serisi, bir kentsel ürün olması için çalışıyoruz. Evet, bu da kültürler arası alışveriş dediğimiz aslında buydu. Karşılıklı bir etkileşim yaratıyor sanat dünyası içinde. O zaman nasıl yapalım? Devamı için etkinlik ajandamıza, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali etkinlik ajandamıza da bir göz atalım birlikte. Alo! Sürpriz! Sen kim bu kadın? 25 yılın ardından AKM binasında hayat bulan Yeşilçam Sineması'nda ödüllü film Kelebekler seyircisiyle buluşacak. Gelmiyorum, geliyorsun. Gelme! Gelmiyorum, geliyorsun. Tolga Karaçelik imzalı kara mizah türündeki film, babaları tarafından uzaktaki köylerine çağrılan üç kardeşin öyküsünü konu alıyor. Ailecilik oynuyoruz. Caz müziğin güçlü yorumcularından Jülide Özçelik, hem sevilen şarkılarını hem de klasik caz eserlerini tünel sahnesindeki konserinde seslendirecek. Konser 20'de gerçekleşecek. Divan şiiri araştırmacısı ve tarihçi İskender Pala,
divan şiirinin son büyük şairi olan Şeyh Galip'i şiirleriyle ve felsefesiyle anacak. Tellerine, kemiğimi yapsa tarak yar zülfünün tellerine. Tarık Zafer Tunay'a Kültür Merkezi'ndeki etkinlik 12'de düzenlenecek. Yapımcı Zeynep Atakan, ünlü konuklarıyla birlikte Türk sinema tarihinde Yeşilçam döneminin filmlere yansıyan yüzü ve değişimler konulu panel dizisiyle saat 14'te Atlas Sineması Müzesi'nde olacak. Etkinliğin ilk konuğu Hülya Koçyiğit. Sevgili seyircilerimiz, bu geniş yelpazedeki program için de sergilere de ayrı bir yer ayırdık. Çünkü farklı birçok sergiyi de eş zamanlı görebilme fırsatı olacak sanatseverlerin. Sergilere dair sizden birkaç cümle aldıktan sonra yine bir ajanda şeklinde de ekrana getirelim istiyorum ama yine sergiler de bir bütün oluşturuyor, öyle, evet, değil mi? AKM'den başlayalım isterseniz. Evet. Tabii ki merkez burası. AKM'de Yeniden isimli bir çağdaş sanat sergisiyle, evet, sanat galerimizin de açılışını yaptık. Çünkü biliyorsunuz burada bir sanat galerimiz ve bir çok amaçlı salonumuz da var. Süreli sergiler süreli burada sergiler devam edecek. Devam edecek. 1969 yılından sonra doğmuş Türk sanatçıların bir sergisi var. Çünkü ilk AKM, ilk o zaman İstanbul açılış. Kültür Sarayı 1969'da açılmıştı. Ona bir gönderme var. Güzel. Çok güzel enstalasyonlarla birlikte. Yine bir Tankut Öktürk Temin devlet sanatçımız, onun güzel bir sergisi var. Bizim bir minik müzik tarihimize ilişkin çok güzel bir müzik platformumuz var. Aslında tematik minik müze veya sergi diyebiliriz. Burada ustalara saygı köşemizde Leyla Gencer'in, Münir Nurettin Selçuk'un, Ahmet Adnan Saygun'un kıyafetlerine kadar görme şansı var izleyicilerimizin. AKM bu sergilerle birlikte yolunu açtı. Ayrıca bir dijital sergimiz var. Adı Akış. Hı hı. Burada da AKM'nin geçmişine, bugününe ve geleceğine teknolojiyi kullanarak hatta interaktif boyutu da olan, evet, ve izleyicilerin de içine girip gezebildikleri teknolojik sergilerimiz var. Ve opera kostümleri, tiyatro kostümleri gibi izleyicinin çok dikkatini çekecek, hı, sergilerimiz var. Devam ettiğimizde Fransız Kültür Merkezi örneğin katılıyor. Onun orada bir sergimiz var. Maxim de özellikle bu recycle konusu, biliyorsunuz, geri dönüşüm malzemeler güzel bir tema. Bununla yapılmış eserlerin olduğu bir sergimiz var. Bugün Tarık Zafer Tunay'a Kültür Merkezimizde açılışını yaptık. Genç Sanat isimli bir sergimiz var. Ülkemizde güzel sanat fakültelerinde lisans veya yüksek lisans öğrenciler arasında bakanlığımızın yaptığı bir yarışma var. Bunun sonuçlarını açtık. O kadar yetenekli gençlerimiz var ki ben izleyicilerimizin genç sanat sergisini mutlaka görmelerini isterim. Gezi Parkı'nda yerleştirilmiş sergilerimiz var. İstiklal Caddesi boyunda açık havada yerleştirilmiş sergilerimiz var. Oda Kule geçidinde Devrim Erbil hocamızın bir sergisi var. Ve en son olarak da aşağı doğru devam ettiğimizde tabii ki Pera Müzemiz buna katılıyor. Galerilerimiz bu işle, bu festivale özel işleri ortaya çıkarttılar. Özel etkinlikleri ortaya çıkarttılar. Galata Port'ta iki sergiyle buna katıldı. Bir tanesi Aragüler. Biri de yine bakanlığımızın organizasyonu gerçekleştirilen Dijital Monet ve Arkadaşları isimli sergi. Çok heyecan verici sergiler. Ben bir kısmını henüz görebilme şansı elde ettim, evet, ama devam edeceğiz. Bu da güzel. Tabii. Program aslında günlerce sürebilir bu şekilde. Evet, AKM Yeniden ve AKM Dün Bugün gibi sergiler başta olmak üzere Sayın Özgül Özkan Yavuz'un da anlattığı gibi bu rotada bizim de hazırladıklarımız var. Ajandayla devam edelim. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, geçmişle geleceği buluşturan birçok sergiyle Beyoğlu'nu kocaman bir sanat galerisine dönüştürüyor. Yenilenen yüzüyle sanatseverlerle buluşan AKM'de Dün ve Bugün başlıklı sergi, yapının dünü ve bugününü, maketler, destekleyici arşiv belgeleri ve mimari sürece dair bilgilerle gösteriyor. AKM'de son yıllarda çoğu Beyoğlu çevresindeki galeriler tarafından temsil edilen, genç ve yükselen sanatçıların eserlerini bir araya getiren Yeniden sergisi.
Türk heykel sanatının büyük ustası Tankut Öktem'in retrospektifi, dijital sanat deneyimi Akış gibi birçok sergiye ev sahipliği yapıyor. Galataport, İstanbul'un gözü Ara Güler'in bazıları ilk defa gün yüzüne çıkan 41'e yakın fotoğrafının yer alacağı Denize İnen Yol fotoğraf sergisine de ev sahipliği yapıyor. Sergi, Beyoğlu Kültür Yolu aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı'nı ve adı geçen yerlerin yakın çevrelerinden kareler barındırıyor. 19. yüzyıl Paris'ini dijital tuvallerde Monet, Pizarro, Renoir, Cézanne ve daha birçok ressamın fırça darbeleriyle ressamların gözünden gezme olanağı sunan Monet and Friends dijital sanat sergisi de sanatseverleri ağırlıyor. AKM ve Galataport'un yanı sıra Beyoğlu sokaklarıyla Beyoğlu'nda bulunan müze ve galerilerin de festival mekanlarını oluşturduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali tam 65 noktada kültür ve sanatın merkezi olmaya devam ediyor. Sona doğru gelirken son haberimiz Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu. Onu da aktaracağız ama ondan önce sinemaya söz gelmişken Yeşilçam Sineması yeniden AKM bünyesinde hizmet verecek bu andan sonra. Ve çok da nostaljik değil mi? Söze öyle başladık, öyle bitirelim isterseniz. Evet. Çok da mutlu olacağız çünkü... aslında bir kayıptı olmaması. Evet, Beyoğlu'nda biliyorsunuz Yeşilçam Sineması Yeşilçam Sokak'taydı. Reis Çelik'in yönetmenliğinde. Daha iyi koşullara kavuşması için ve AKM'nin bir parçası olması için onları davet ettik. Ve AKM Sineması artık AKM Yeşilçam Sineması olarak isimlendirildi. AKM'nin bir parçası tamamlandı. Burada hem festival filmleri gösterilecek. Sinema tabii ki bütün bu etkinliklerimiz içerisinde belirttiğiniz gibi çok önemli dallardan bir tanesi. Atlas Sineması, Ses Sinema Müzemiz de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne çok aktif katılıyor. Ve bu akşam Atlas Sineması'nda Yeşilçam şarkıları konserlerimiz var. O Yeşilçam'daki yani Türk sinemasının unutulmaz sahneleriyle o şarkıları bir araya getirdiğimiz çok iyi de bir gösterimiz var. Şimdiden bir kez daha duyurmuş olalım diyelim. Ve efendim evet biz geleneğin, geçmişin ruhunun saklı kalmasını ama bir yandan da geleceğe de bir teknolojik, bir modern altyapıyla yürüyebilmeyi de arzu ettik. Ve bugün işte sanatın bütün dallarına hizmet verebilecek bir büyük kültür merkezi ve kültür projesiyle hep sanatseverleri, her kesimden, her yaştan sanatseverleri buluşturmak dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Özgün Özkan Yavuz. Ve tamamlarken de duyuralım. Türkiye'nin Oscar adayı hafta sonu belli oldu. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran filmlerin değerlendirildiği kurul, yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği dünya premierini 74. Cannes Film Festivali'nin belirli bakış bölümünde yapan Bağlılık Hasan'ın 94. Akademi Ödülleri'ndeki adayı olarak Türkiye'yi temsil etmesine karar verdi. Bağlılık Hasan, Semih Kaplanoğlu'nun bir önceki filmi olan yine Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlenen Bağlılık Aslı filmiyle başlayan üçlemenin İkincisi biz de Bağlılık Hasan filmine, kadrosuna şimdiden başarılar diliyoruz. Yeni günde görüşmek dileğiyle. Gece Gündüz'ü sundu.